hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz çünkü Nora ablanız burada büyük bir heyecanla sizi bekliyordu siz gelmeden önce. Arkadaşlar nasılsınız bugün? Gününüz nasıl başladı? Nasıl devam etti? Neler yaptınız? Biliyorsunuz ki bizler çok merak ediyoruz. Özellikle bu evde geçirdiğiniz zamanı nasıl değerlendirdiğinizi çok merak ediyoruz. İşte bu yüzden aşağıda bir WhatsApp numaramız var. Lütfen arkadaşlar bu numaradan bizlere ulaşın. Bütün bir gününüzü nasıl geçirdiğinizi bizlere videolar atarak, resimler atarak, fotoğraflar atarak, hatta isterseniz yazarak bile anlatabilirsiniz. Hatta sesini bize duyurmak isteyen, benim sesim çok güzel, ben çok güzel konuşuyorum diyen arkadaşlarım varsa onlar da bize ses kaydı atarak günlerinin nasıl geçtiğini bizlere anlatabilirler. Arkadaşlar, şu an ilk defa aramızda Sat 7 Türk ekranlarını saat 4'te açanlar varsa ve acaba kim bu abla diye düşünüyorlarsa aşağıda ismimi görüyorsunuz. Ben Nora ablanız. Hafta içi her gün, yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat tam olarak 4'te Sat 7 Türk ekranlarında Sat 7 Türk Çocuk programında burada sizlerle buluşuyoruz ve birlikte çok şey konuşuyoruz, çok şey paylaşıyoruz. Şaşırtan bilgilerle şaşırıyoruz. Tanrı'nın sözüyle seviniyoruz ve aynı zamanda zaman zaman ilahiler söylüyoruz. Birlikte eğleniyoruz. Onun dışında yaptığımız bir sürü farklı şey var. Nasıl, ne zaman, deyimler, işaretlerle konuşuyorum. Çok fazla şey var arkadaşlar. Gerçekten eğer bu programın nasıl bir program olduğunu merak ediyorsanız bugün bence koltuklarınızdan ayrılmadan bu bölümü izleyin. Eğer sonra da bizi izlemek isterseniz biz her zaman buradayız arkadaşlar. Evet, şimdi sırada ne var acaba diye düşünüyorum ve ben biliyorum. Benim yine çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Hem çok ciddi hem de aynı zamanda çok eğlenceli bir bölümümüz var. Sizler artık bu bölümün ne olduğunu biliyorsunuz. O zaman normalde ne yapıyorsunuz bu bölümde? Tabii ki de derin derin nefes alıp vermeye başlıyorsunuz. Sonra şöyle bedeninizi esnetiyorsunuz. Çünkü birazdan sizler için hazırladığım görev ekranlarda olacak. Ve arkadaşlar sizler kendinizi bu görev gelmeden önce hazırlamanızı istiyorum. Hem düşüncelerinizi hem de bedeninizi bu göreve hazırlamanızı istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım hep birlikte derin nefes alıp verelim. Var gücümüzle burnumuzdan nefes alıyoruz. Var gücümüzle ağzımızdan veriyoruz arkadaşlar. Ve isteyen varsa tabii ki zıplayabilir, kalkabilir, esneyebilir, her şeyi yapabilir. Kendinizi bu göreve hazırlamak için siz nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Eğer artık hazırsanız 5'ten geriye doğru sayacağız. Ve 5'ten geriye doğru saydıktan sonra siz görevinizi görecektiniz. Hemen o sırada bir Ege'ye gidip sonra yine benimle burada buluşacaksınız. Haydi bakalım. 5, 4, 3... 2, 1... Basenji türü köpekler havlayamayan tek köpek türüdür. Bu yüzden evinde basenji türü köpek besleyenlerin hırsızlığa karşı ek tedbir almaları gerekebilir. Bayrağının dört köşesi olmayan tek ülke Nepal'dir. Şekli çam ağacına benzer. Yani Hindistan'da olduğunu düşünürsek çam ağacını görmek biraz zor. Genelde ilk doğan çocuğun IQ seviyesine kardeşlerine oranla %8 daha fazladır. Ben buna inanıyorum. Yeni doğan kardeşim daha konuşamıyor bile. Standart boy bir kurşun kalemle elinizi kaldırmadan düz bir çizgi çizerseniz 55 kilometre gidersiniz. 55 kilometre sonra kaleminiz biter. Bu arada yolda kalem açma molası vermeniz için kaçınılmaz olacaktır. Molalarda Çeller şirketten. Kalabalık bir belediye havuzunda bir saat yüzerseniz yaklaşık yarım litre insan idrarı içersiniz. Merak etmeyin, idrarın insan bünyesine güzel etkileri de vardır. Ama pek fazla içmeyin. Çenemiz tüm dişlerimizi kıracak kadar güçlüdür. Ama beynimiz bunu engeller. Bu yüzden sinirlendiğimizde dişlerimizi sıkarken dikkat edelim. Aşınabilir. Anne,
annen ya da baban temizlik yaparken evde onlara yardım et. Evet, bugünkü görevin bu. Hatta eğer istersen bütün bir hafta boyunca, hatta istersen haftalar boyunca ve hatta bundan sonra evde olduğun bütün zamanlar boyunca bu görevi uygulayabilirsin sevgili arkadaşım. Hiçbir kısıtlama yok. Ne zaman istersen ve ailen bunu ne zaman kabul ederse kesinlikle bunu yapabilirsin. Bu çok güzel bir görev. Çünkü zaten temizlik bizim hayatımızda çok güzel bir şey. Her zaman temiz olmalıyız. Her zaman böyle mis gibi kokular olsa keşke etrafımızda ve aynı zamanda tabii ki de ileride büyüdüğünde kendi evini kendin temizlemek durumunda olacaksın. İşte o zaman şimdiden bunu öğrenmek senin için faydalı olacak. Peki ama Nur abla ben bu görevi nasıl yerine getireceğimi bilmiyorum diyorsan o zaman haydi bakalım birlikte ipuçlarına bakalım. Şimdi bir kere öncelikle yapman gereken şey şu. Kendi odandan başlayabilirsin. Belki senin tek başına yaşadığın oda, belki abinle, ablanla ya da kardeşinle kaldığın oda hiç fark etmez. Eğer odan dağınıksa temizliği yapmadan önce evin toplu olması gerekiyor. Çünkü dağınık bir evi temizlemek gerçekten çok zor olur. İşte bu yüzden sana öncelikle şu görevi veriyorum. Kendi odanı topla. Kıyafetlerin ortadaysa onları katla ve dolabına koy. Etrafta kalemlerin, silgilerin, boyaların varsa onları topla ve eğer bir kutun varsa o kutun içine koyabilirsin. Ve tabii ki de normalde aklına gelmiyorsa, bazı şeylerin nerede olduğunu unutuyorsan bunu annene ya da babana sorabilirsin ve onlar sana onların yerini söyleyecektir. Sen de rahatlıkla bu görevi yerine getirebileceksin. Ondan sonra evet, eğer evde başka bir oda varsa dağınık olan, belki banyo, belki başka bir oda, belki salon, belki mutfak, annenden ya da babandan izin alarak oraları da toplayabilirsin. Çünkü dediğim gibi aslında bir evi temizlemenin en zor kısımlarından biri bir evi toplamaktır. Bu yüzden bugün bu etrafta gördüğün şeyleri topla ve eğer mümkünse bir daha da hiç dağıtma. Yani çok dağıtırsan toplamak da zor oluyor ama dağıttığın şeyi hemen toplarsan arkasından sonrasında o iş seni o kadar da yormuyor. Peki ondan sonra annene veya babana sorabilirsin. Mesela toz almak. Ya da başka şeyler de olabilir. Silmek, süpürmek de olabilir ama bence en güzeli yine öncesinde toz almak. Çünkü etrafı temizlediğin zaman, toz aldığın zaman o tozlar bazen etrafa saçılabiliyor. Ve ondan sonra temizlik yaptığın zaman yani süpürge makinesiyle süpürüp ondan sonra da sildiğin zaman o etraftan eşyaların üzerinden düşen tozlar da bir şekilde yerden kalkmış oluyor sevgili arkadaşım. Annene sorabilirsin, babana sorabilirsin. Belki onlar senin için uygun bir bez verebilirler sana. Ya da başka bir şekilde belki başka bir yöntemleri vardır. O yüzden bu şekilde başlayabilirsin. Zaten eğer toz aldıysan büyük bir kısmı bitmiş sayılır temizliğin. Mesela nerelerin tozunu alabilirsin? Masaların üstünü, sehpaların üstünü, kitaplığı veya televizyon ünitesi olabilir eğer evinde televizyon ünitesi varsa. Bu şekilde bu işe başlayabilirsin. Ve ondan sonra eğer senin boyuna uygun bir süpürge makinesi veya silme aleti varsa evinde tabii ki de rahatlıkla bu kısmı da yapabilirsin. Ve işte görevin bitmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kadarcık hiç zor değil. Tabii ki ama şunu da unutmuyoruz. Bunun için ailenin sana izin vermesi gerekiyor. Bu en önemli şey. Evet, haydi bakalım. Sen görevini yapmaya kendini hazırlarken şimdi ne yapalım? Güzel bir şey izleyelim. Kumdaki hikayeler gelsin. Ondan sonra da buluşalım burada. Günlerden bir gün Rapisa Celle Gölü'nü aşarak karşı kıyıya geçti ve biraz dinlenmek istedi. Çevresinde çok insan vardı. Rapisa nereye gitse toplanıp onu takip ederlerdi.
Halk Rapisa'yı çok sever, ondan çok şey öğrenir ve mucizelerine şahit olurdu. Rapisa'yı takip edip toplananların sayısı çok artmıştı. İsa dağa çıkıp öğrencileriyle birlikte oturdu ve insanları öğretmeye başladı. Rab İsa öğretisini bitirdikten sonra zaman oldukça ilerlemişti. Toplananlar yeme ve içme hazırlığı yapmadıkları için acıkmaya başladılar. İsa başını kaldırıp büyük kalabalığı görünce öğrencilerinden Filipus'a "Bu insanları doyurmak için nereden yiyecek alalım?" diye sordu. Filipus şu yanıtı verdi. "Bu kadar kişiye yemek getirmek için çok para gerekir. Getirsek dahi her birine birkaç lokma düşer ve doymazlar." Diğer bir öğrenci olan Simon Petrus'un kardeşi Andreas, Rab İsa'ya yaklaşarak, "Yanımızda 5 ekmek ve 2 balığı olan bir çocuk var. Ama bu kime yetsin ki? İnsanlar çok kalabalık," dedi. Tabii ki Andreas bunları söylerken, 5 ekmek ve 2 balığın herkesi doyurmaya yetmeyeceğini biliyordu. Rab İsa öğrencilerine şöyle dedi. "Halkı oturtup dinlenmelerini söyleyin." Böylece tüm insanlar yere oturdu. Kadın ve çocuklar hariç 5000 erkek vardı. Daha sonra Rab İsa çocuğun elinden 5 ekmek ve 2 balığı aldı. Dua edip şükrederek öğrencilerine, "Alın ve bunları yemeleri için insanlara dağıtın," dedi. Rab Mesih büyük bir mucize yaptı. Öğrenciler yemeği insanlara dağıttı. Herkes yiyip doyduktan sonra çok miktarda ekmek ve balık arttı. İsa öğrencilerinden artan yemeklerin ziyan olmaması için toplanmasını istedi. Arta kalan yemekler toplanınca 12 sepeti doldurdu. Bu, insanların doyurulması ile ilgili büyük bir mucizeydi. Çünkü hiç kimse 5 ekmek ve 2 balıkla bu kadar insanı doyacağına inanmıyordu. Halk, Rab İsa'nın bu mucizesiyle çok mutlu oldu. "Gerçekten insanlığa gelecek olan peygamber budur," dediler. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Ya Rab, ne çok eserin var. Hepsini hikmetinle yaptın. Yeryüzü yarattıklarınla dolu. Mezmur 104, 24. ayet. Bölümünde şaşırmaya, eğlenmeye ve yeni şeyler öğrenmeye hazır mısınız? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Ben de çok hazırım ve çok heyecanlıyım. Şimdi arkadaşlar nasıl, ne zaman bölümünün sorusunu bir görelim. Ondan sonra konuyla ilgili videomuz var, onu da izleyelim. Sonra tabii ki de burada birlikte yeni şeyler öğrenmeye ben hazır olacağım.
kadar gözleri açık nasıl uyur düşünsenize. Şöyle gözleriniz açık ama siz horluyorsunuz. Belki de balık olsaydık böyle olacaktık arkadaşlar. Gerçekten balıklar gözleri açık uyuyorlar ama bunun nedenini ben çok merak ediyorum. Haydi bakalım birlikte öğrenelim. Bir kere öncelikle arkadaşlar balıklar gözlerini asla kapamazlar. Ama bu onların dinlenmesine engel olmuyor. Onlar gözleri açık da dinlenebiliyorlar. Bununla birlikte onların uykuları bizimkinden çok daha farklı. Çünkü değişik bir yöntemle uyuyorlar. Ve enteresan bir durum var arkadaşlar. Balıklar bizim gibi rüya görmüyorlar. Bizler bazen rüyalar görüyoruz. Gerçekten sanki gerçekmiş gibi geliyor. Bazıları komik, bazıları eğlenceli oluyor. Ama balıklar hiç düş görmüyorlarmış. Tüm hayvanların, hatta bitkilerin etkin oldukları ve dinlendikleri süreçler var tabii ki. Çünkü gün boyunca dirençli mi denir ona, ne denir bilemedim. Yani gün boyunca uyanık, dinç olmak için geceleri normalde uyuyorlar genelde canlılar. Ve bunlar genelde gece ve gündüze göre düzenleniyor uyku düzenleri. Fakat bir deniz anası veya bir böcek uyur mu yoksa yalnızca ritmini mi yavaşlatır, bunu söylemek güç. Çünkü henüz bununla ilgili tam olarak bir araştırma sonucu yok elimizde arkadaşlar. Ama balıkların beyin hareketleri kaydedilerek onların uyudukları anlaşılmış. Tabii ki de bilim insanları bunlarla uğraşıyorlar ve onların beyin dalgaları, beyin hareketleri inceleniyor ve arkadaşlar deniz anası gibi ya da bir böcek gibi belirsiz değil balıkların uyuduğunu biliyoruz. Balıkların gözü açık uyumalarının sebebi ise göz kapaklarının olmamasıdır. Ve arkadaşlar göz kapakları olmamasına rağmen Tanrı onların yine de uyumasını sağlıyor. Ve göz kapakları yok ama Tanrı yine de onlara bir uyku düzeni yaratmış. Bu ne harika değil mi? Çünkü gün boyu uyanık kalacakları için gece uyumalarına gerçekten çok sevindim. Belki de gece uyumuyorlardır, gün içinde uyuyorlardır. Bunu da bilmiyorum bu arada. Bunun dışında arkadaşlar uykuları bizimkine göre çok daha hafif oluyor. Hemencecik uyanabiliyorlar ve aynı zamanda dediğim gibi bizim gibi derin derin farklı farklı rüyalar veya düşler görmüyorlar. Evet arkadaşlar, balıkların neden gözleri açık uyuduklarını da bugün birlikte öğrenmiş olduk. Şimdi de acaba bakalım Mevezi'den neler öğreneceğiz? Ne haberci? Korktun be. Ay affedersin siz, affedersin. Ama o kadar dalmışsın ki geldiğimi de duymadın. Teknolojinin içine düşmüşsün. Bir anda tablet, bir anda telefon. Hiçbir şey umurumda değil gibi. Hiç de öyle değil. Bugün Pamuk'un ilk yolculuğunun dönüşünü konuşacağız. Hatırlıyorum ya. Vay, harikasın sen. Oyunu bıraktım, sendeyim şimdi. Tamam. Şimdi geçen bölüm konuştuğumuz gibi Derbe şehri Paulus ve Barnabas'ın birinci yolculuklarının son durağıydı. Daha sonra geldikleri yolu takip ederek Listra ve Konya'ya döndüler. Hmm. Ardından Pisidya'dan geçerek Pamfilya'ya geldiler. Pamfilya. Buraları hatırlıyorsun değil mi? Hani geçen bölümlerde anlatmıştım. Az biraz. Ya unutmuş olabilirsin arkadaşım. Önemli değil. Pisidya antik bir bölge. Günümüzde Isparta şehrimizin tümü ve birkaç ilimizi daha içine alan çok büyük bir alan. Ha, Isparta Akdeniz bölgesindeki bir ilimiz. Antalya'nın kuzeyinde yer alıyor. Şöyle bir düşündüğümde evet, Pisidya'nın yerini daha iyi kavrayabiliyorum. Ya Ziya harikasın. Pamfilya'da günümüzdeki Antalya şehrinin doğu taraflarında kalan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış yine antik bir bölge. Elçi Paulus'un bu gezileri hatırlamakta fayda var. Çoğunlukla Türkiye topraklarında, Türkiye'de geçiyor. Ne kadar müthiş öyle değil mi? Kesinlikle mi? Peki sonra ne oldu? Evet, devam edelim. Kameram hangisiydi? Şu, evet. Şimdi Pamfilya bölgesinin içinde yer alan antik Perge kentine döndüklerinde Tanrı sözünü yine anlattılar, tekrarladılar. Öğrencileriyle buluştular, ardından Antalya limanına gittiler. Gemiye bindiler ve Hatay'daki Antakya'ya doğru yola çıktılar. Neredeyse 2000 yıl önceki bir deniz yolculuğundan bahsediyoruz değil mi? Kesinlikle. Kafesi, marketi, internet kafesi, havuzu olmayan bir gemi.
hiçbir şeyleri yok o zaman. Ama imanları var. Ya ne güzel söyledin Zee. İşte o imanla uzun bir deniz yolculuğundan sonra Antakya'ya vardılar. Kilise topluluğunu ve öğrencilerini bir araya topladılar. Yolculuklarında neler yaşadıklarını anlattılar. Burada uzun süre kaldılar. Sonra ne oldu? İkinci yolculuk mu? Ya dur, ona daha var. Hı. Başka bir şey oldu. Yeruşalem'den bir grup geldi ve Antakya'daki insanlara şöyle dedi. Eğer Musa'nın bildirdiği töreler uyarınca sünnet edilmezseniz kurtulamazsınız. Hayda! Ya bu durum üzerine Paulus ve Barnabas onlara karşı uzun bir konuşma yaptı. Karşı taraf ne dedi? Şimdi Paulus ve Barnabas gelen grupla birlikte Yeruşalem'e yola çıkmaya karar verdi. Hı. Yolculuklarının sonunda kalabalık bir rahip grubu onları bekliyordu. Elbette halk da oradaydı. Ancak bir grup onları sünnet etmek ve Musa'nın yasasını uygulamaları için kendilerine buyruk vermek gerekir dedi. Ve onları eski geleneklere uymaya zorladı. Of, ne olacak şimdi? Ya çok uzun tartışmalar oldu. Ardından kendi adamlarıyla Antakya'ya döndüler. Oradakilere Yeruşalem'de yaşananlar anlatıldı. Paulus ve Barnabas ikinci yolculuklarına çıkana kadar artık burada kalacaklar. Vay be! Ne gezdiler değil mi? Evet, hepsi müjde için. Yaklaşık 3 yılda 1500 ila 2000 kilometre süren bir yolculuk bu. Ben de dünyayı gezdim ama hem lüks bir gemiyle, sıklıkla bir uçakla ve bir hızlı trenle. Hiç aynı şey değil. Bize çok güzel bilgiler getirmişti. Ama tabii ki hiç aynı şey değil sevgili dostum. Sonraki bölüm ne yapıyoruz? Sonraki bölüm ikinci yolculuğa çıkıyoruz. Bu bölümde sona geldiğimizi hissediyorum. O sebeple hemen doğru mu yanlış mı sorumu soruyorum. Sor bakalım. Grekçe kökenli bir kelime olan koreografi dans hareketlerini bestelemeye dayalı bir sanattır. Doğru mu yanlış mı? Evet, dans ile ilgili ama kökeni Grekçe mi değil mi emin değilim. Hadi eminsin öyle de. Hadi. Tamam, doğru diyorum o zaman. Bravo, evet doğru. Koreografi terimi televizyonda ya da sohbetlerde sıkça duyduğumuz bir kelime haline geldi. Çeşitli etkinliklerdeki ekiplerin dans, müzik ve hareket düzenini tasarlayan kişilere koreograf, bu düzenlere de koreografi adı veriliyor. Her ne kadar birçok insan söylemeye çalışırken taklalar atsa bile. Çok güzel bilgilerci. O zaman ne yapıyoruz? Dans ederek mi bitiriyoruz? Neden olmasın? Hadi çocuk programı dansı. Hadi. Pop, 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 pop. Esin abladan öğrendiğimiz gibi. Evet. Hop yukarı eller. Dört figür. Hop yukarı ayaklar. Hop, pop, pop. Opa. Evet arkadaşlar, Tanrı'nın Sözü bölümünde birlikteyiz ve benim en sevdiğim bölüm. Acaba bakalım bugün neler öğreneceğiz, Tanrı'nın Sözü hakkında neler keşfedeceğiz hep birlikte. Hatırlayan varsa aramızda, biz bu hafta aslında Tanrı'ya güvenmek konusunu işliyorduk. Ona güvenmek nasıl bir şey, genel olarak güvenmek nasıl bir şey, kaygılandığımızda, endişelendiğimizde neler yapmalıyız, bunları düşünüyorduk, bunları konuşuyorduk. Ve arkadaşlar bugün sizlere bir soru sormak istiyorum öncelikle. Sizce kaygılanmak ne demek, endişelenmek ne demek? Kaygılanmak ve endişelenmek kelimelerini birbirlerinin yerine kullanabiliyoruz bazı durumlarda. Çok benzer, anlamları neredeyse aynı olan kelimeler. Peki sizler bu kelimeyi nasıl kullanıyorsunuz hayatınızda? Ya da acaba ne hissediyorsunuz? Size göre endişe kelimesi neyi yansıtıyor? Nasıl hissettiğinizde ben endişelendim diye düşünüyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Sizlere bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Çünkü güvenmek konusunu anlamak için endişelenmek, kaygılanmak konusunu anlamamız gerekiyor öncelikle. Çünkü genelde bizler aslında Tanrı'ya güvendiğimiz zamanlar çok rahat hissediyoruz zaten. Ama asıl kaygılandığımız ve endişelendiğimiz zamanlarda zaten Tanrı'ya güvenmek bizim için zor hale geliyor. Ama aslında endişelendiğimiz ve kaygılandığımız zamanlarda Tanrı'ya güvenmeyi seçersek, bunu yapabilirsek, o zaman Tanrı bizler için çok güzel sürprizler hazırlıyor ve Tanrı'nın ne kadar güvenilir bir Tanrı olduğunu, Tanrı'nın bizim için her durumda güvenilir ve iyi planları olduğunu
Ancak o zaman anlayabiliyoruz endişelendiğimiz ve Tanrı'ya güvenmekte zorlandığımız zamanlarda bunu yapmaya karar verirsek. Ancak bunu o zaman daha iyi anlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım gelelim kaygılanmak ve endişelenmek konusunda. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bir gün kiliseye gittiniz diyelim ya da okuldasınız. Bir baktınız kocaman bir tabakta kurabiye dağıtılıyor ve sıranın size gelmesine daha var. Ve sıra size gelene kadar değişik bir duygu hissetmeye başladınız. Böyle korku gibi bir his geldi size ve şöyle düşünmeye başladınız. Kurabiye geliyor ve benim en sevdiğim kurabiye çikolatalı kurabiye. Umarım bu bir çikolatalı kurabiyedir. Ama ya bu bir çikolatalı kurabiye değilse de ve başka benim sevmediğim bir kurabiye gelirse? Ya da ya bana yetmezse, bana gelene kadar biterse bütün kurabiyeler diye düşünmeye başladınız. İşte buna kaygılanmak denir, buna endişelenmek denir. Yani aslında bu durumda kurabiyeyi dağıtan kişiye, kurabiyeyi hazırlayan kişiye güvenmemek gibi bir şeydir. Çünkü o kişinin bu kurabiyeyi gerçekten güzel yapıp yapmadığını bilmiyorsunuz. Belki de sizin sevdiğiniz çikolatalı kurabiye kadar güzel bir kurabiye çıkmadı, çıkmayacak ya da. Ya da belki de o kadar çocuğun sayısını doğru hesaplayamadı. O yüzden size de yetmeyecek. İşte burada da kurabiyeyi hazırlayan, kurabiye sayısını belirleyen kişiye güvenmemiş gibi oluyorsunuz. Bu yüzden de aslında kaygılanmamızın sebebi genelde bir durumda güvende hissetmememiz, bir kişiye güvenmememiz gibi oluyor. Mesela hatırlıyor musunuz? Bir sandalye örneği vermiştik. Biz bir sandalyeye oturmuyorduk, kaygılanıyorduk ya bizi taşıyamazsa diye. Neden? Çünkü o böyle bir eski görünüyordu, yeni görünmüyordu. O yüzden de endişeleniyorduk. Ya düşersem, ya başıma kötü bir şey gelirse, ya benim hayal ettiğim gibi olmazsa. İşte buna kaygılanmak ve endişelenmek deniyor arkadaşlar. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Mesela diyelim bu kurabiye örneğinin sonunda. Sonra size geldi o tabak, önünüze uzandınız, bir baktınız gerçekten de içinde çikolatalı kurabiye yok. Sonra dediniz ki tamam, o zaman ne denk geldiyse onu alacağım, yiyeceğim ve tadına bakacağım. Ama bence o kadar da mutlu olmayacağım. Sonra o kurabiyeye uzandınız, o kurabiyeden bir ısırık aldınız. Bu daha önce hiç tatmadığınız bir kurabiye. Ama tadı o kadar güzel ki ona bayıldınız ve o artık sizin yeni favoriniz. Ve tabii ki de kurabiyeler kişi sayısına yetti. Çünkü arkadaşlar bazen beklemediğimiz durumlarda Tanrı'nın bizler için harika planları olabiliyor. Ama bizim yapmamız gereken şey Tanrı'nın bize söylediği gibi olduğuna inanmak. Ve Tanrı kutsal kitapta şöyle söylüyor. Ben güvenilir bir Tanrıyım. Ben seni koruyorum. Ben seni seviyorum. Ben seni her zaman affediyorum. Ve hep seni sevmeye devam edeceğim diyor Tanrımız. İşte arkadaşlar böyle durumlarda o kurabiye örneği gibi. Bazen görüntü kötü de görünse, bazen her şey bizi korkutsa bile Tanrı'nın iyiliğine inanmak, Tanrı'nın iyi bir Tanrı olduğuna inanmak ve bizi seveceğine inanmak ve her durumda bizi koruduğuna inanmak ve bizim için gerçekten harika sürprizler planladığına inanmak bizi çok daha iyi hissettirecektir, çok daha mutlu hissettirecektir ve o zaman aslında Tanrı'nın bizler için hazırladığı o harika kurabiyeleri, yeni kurabiyeleri keşfedebileceğiz ve o zaman da aslında hayatımızda bir tek çikolatalı kurabiye varken sevdiğimiz belki de yeni yeni favori kurabiyelerimiz olacak. Belki de Tanrı'nın hayatımızda yaptığı yeni yeni o güzel şeyleri hep birlikte keşfedebileceğiz arkadaşlar. Peki acaba bunu nasıl yapabilirim? Çok kolay. Tabii ki de çok basit bir şekilde Tanrı'ya dua ederek. Tanrım, bu konuda endişeleniyorum. Elimde değil. Lütfen benimle konuş. Lütfen bana kutsal kitaptan bir şey hatırlat. Lütfen kalbimdeki bu duyguyu al ve onun yerine, bu kaygı yerine mutluluk ver, cesaret ver diye dua edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bugünkü konumuz bu kadar. Yarın yine aynı konuyla devam edeceğiz. Nora ablanı sizi çok seviyor. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.